Özgür Güner'e gidelim. Özgür Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Hanım. Şimdi bu kripto paralarla ilgili biliyorsunuz işte tutun ABD Hazine Bakanlığı'ndan diğer ülkelere de kadar bir kaygı var. Aynı şekilde bizde de Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bu kripto paralarla ilgili kaygı taşıyoruz. Çalışmalarımız var dedi ama. Şimdi büyük ülkeler bununla ilgili nasıl bir regülasyon yapacak bilmiyorlar. Çünkü merkezi yok. Böyle bir bilindik bir durumda yok ortada. Bir de Citi'nin bir yayınladığı rapor var. Bitcoin dönüm noktasında diyor ya geçerli bir para birimi olacak ya da içten çökecek. Buyurun. Öncelikle tekrar izleyicilere iyi akşamlar demek istiyorum. Şimdi aslında Bitcoin'i ya da kripto paraları düzenlemek, çok detaylı ve kapsamlı düzenlemeler yapmak veya üzerinde çalışmak mümkün ama bu interneti 1990'lı yıllarda düzenlemeye çalışmak gibi görmek lazım. Aslında yeni gelişen bir teknoloji. Yeni gelişmesine rağmen sadece 12 yıldır hayatımızda olmasına rağmen yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Ve bence kalıcı olacağını kripto paralar ve özellikle başta Bitcoin olmak üzere ispatladı diye düşünüyorum. Bir yandan çeşitli endişeler ve kaygılar dile getiriliyor ama genel olarak bakıldığında bu kaygıların iki aşamalı olduğunu ben gözlemliyorum en azından. İlki piyasalarda yaşanan dalgalanma ve kripto para fiyatlarının çok volatil olmasıyla ilgili. Ancak küresel ölçekte bu kadar paranın basıldığı, teknolojinin bu kadar ilerlediği ve piyasalar ve varlıklar arasında bu kadar geçişkenliğin arttığı bir dünyada volatilitenin sadece kripto paralarda olmadığını, para birimlerinin pariteleri arasında bazı emtialarda hatta yıllardır, on yıllardır, yüzyıllardır var olan borsalarda da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla küresel genişleme bu kaygıların ana odak noktası olmalı bence kripto para ve Bitcoin'den önce. İkinci aşamada da kaygının asıl bence odak noktası bu sektöre paydaş olarak katılan girişimcilerin, çalışanların ve en önemlisi kullanıcıların çıkarlarının korunması. Bu anlamdaki kaygıları da son derece anlayabiliyorum. Biz de BTC Türk olarak aslında Türkiye'de bu anlamda finansal bir regülasyon olmamasına rağmen sanki regüleymişçesine yıllardır çalışıyoruz. Ve ben inanıyorum ki aslında tüm paydaşların çıkarlarını koruyabilecek uluslararası standartlarda düzenlemeler son derece mümkün. Bu arada bir yandan da Zeliha Hanım şunu vurgulamak isterim. Her ne kadar Amerika başta olmak üzere çeşitli kaygılar dile getirilse de çok yakın zamanda aynı BTC Türk gibi iş modeli olan Coinbase halka açılmak için Nasdaq'a başvuruda bulundu. Çok yakın zaman içerisinde Coinbase'in belki de 50 milyar doları aşan bir piyasa değeri üzerinden halka açıldığını ve işlem görmeye başladığını göreceğiz. Dolayısıyla iş modeli kripto para ve Bitcoin alım satımı üzerine olan bir şirketin 10 milyarlarca dolarlık piyasa değeriyle Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasından sonra Bitcoin'i yasaklamak mümkün olabilir mi? Veya aslında gerçekte yasaklamak yerine süreç olarak nereye doğru gidiyoruz? Onu okumak lazım diye düşünüyorum. Bir de son küçük bir parantez açayım. 2017 yılı sonunda kripto paralarla ilgili özellikle Bitcoin ile ilgili bir saadet zinciri olduğunu söyleyen Amerikalı ünlü bir yatırım bankasının CEO'sunun ardından aynı yatırım bankasının Coinbase'in halka arzında aracıların lideri olduğunu görmek de tabii beni bazı açılardan memnun ediyor. Peki siz grubun bu raporunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok da emin değil. Yani daha doğrusu yatırım şirketleri sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi zaten hani önce güvenemediler, arkasından böyle bir durumda onlar da işin içinde olmak istiyorlar. Çeşitli bankaların, büyük yatırım şirketlerinin açıklamalarını görüyoruz. Tesla'yı görüyoruz en basitinden. Çindeler Zeliha Hanım. Ben bunu her gün yaşıyorum. Yani bugün kripto para veya Bitcoin ile ilgili çok uzaktan hiç haberleri yokmuş gibi davranan kurumların aslında hangi şirketlere ortak olduğu, yani bunların hepsi halka açık bilgiler. Örneğin kripto para platformlarına hangi yatırım bankalarının hangi yatırım kolları yatırım yapmış, bunların hepsi de halka açık bilgiler. O yüzden ben daha çok yaptıklarına bakıyorum. Ama Citibank'ın aslında yaklaşımını da yine iki aşamalı değerlendirmek lazım. Birincisi bir para birimi olarak aday ama Bitcoin aslında bence Bitcoin. Ne para ne emtia, ikisinin de çok farklı ve güzel özelliklerini bir arada bulunduran yeni nesil bir varlık. O yüzden birebir bir şeklin içine koymak çok mümkün değil. Ama diğer yandan Citibank haklı. Çünkü Satoshi Nakamoto'nun çok güzel bir lafı var. Ben de %100 katılıyorum. Bitcoin ya çok büyük olacak ya da sıfır olacak. Çünkü ortaya koyduğu değer saklama iddiası, sayısının sınırlı olması, bağımsız, anonim olması gibi değerlerle Bitcoin ya başarılı ya başarısız olacak. Ama şu ana kadar 12 yılda aldığı yol bence yapacaklarını için önemli ipuçları barındırıyor.
Şimdi şu da var bu raporda, onu da hemen söylemek istiyorum ben size. Eğer işletme ve bireysel yatırımcılar Merkez Bankası'nın planladığı dijital nakit para ya da sağlam akçe, yani bu stable coin dedikleri dijital cüzdanlarla erişebilirse, bu cüzdanlarla biz erişebilirsek insanlar, yatırımcı, Bitcoin'in küresel erişim ağı ve izlenebilirliği ve hızlı ödemelerde kullanılma potansiyeli onun uluslararası ticarette tercih edilmesini sağlayabilir diye bir notu da var. Bu noktada ne söyleyeceksiniz? Aslında çok güzel bir noktadan yaklaşmışlar. Çünkü Türkiye'de veya herhangi bir ülkede Merkez Bankası'nın kendi parasını, şu anda dijital zaten biliyorsunuz, cebimizdeki nakit Türk liralarının veya dolarların çok daha fazladır, dijital olarak bankalarda veya finansal kuruluşlarda saklanıyor. O yüzden dijital dememek lazım. Kripto teknolojisiyle üretilmiş kripto para şeklinde Türk lirası, kripto para şeklinde Amerikan doları, stabil coinler gibi aynen o formatta. Dolayısıyla o yapının hayatımıza girmesi aslında aynı teknolojinin pandemi nedeniyle hayatımızdaki adaptasyonunun hızlanması gibi olacak. Yani siz eğer Türk lirasına kripto para formatıyla bir kripto para cüzdanı üzerinden ulaşmayı artık rahatlıkla kullanabilir hale geliyorsanız, bu Bitcoin adaptasyonunun çok hızlı biçimde kitlelere yayılması anlamına gelecek. Bunu da ben son derece olumlu olarak değerlendiriyorum. Peki Özgür Bey, sadece Bitcoin mi? Yani bunun dışında kripto para, yine Bitcoin gibi onu takip edecek başka ne diyelim, bir birim varlık geliyor mu, gelecek mi? Çünkü hani nasıl dolar, euro, işte Çin yuanı vesaire bir sürü çeşit çeşit para birimi var. Eğer önümüzdeki süreç böyle bir ödeme sistemine gidilecekse bunlarda da herhalde çeşitlilik olacak. Yani en azından öğrenilmiş bilgimiz bu yönde. Dolayısıyla farklı coinlerde Bitcoin'in arkasından gelebilir mi? Sadece yüksekliği, volatilitesi açısından söylemiyorum. Kullanılabilirlik açısından. Bunlar hangileri? Gayet net anladım. Zeliha Hanım, şöyle aslında ben yine internet gibi bir benzetme yapmak istiyorum hepimizin hayatında olduğu için. Ben Bitcoin'i internet olarak yorumluyorum. Yani Bitcoin'in anonim olması, arkasında kimse olmaması, sayısının sınırlı olması gibi birçok faktörü bir araya koyduğumuzda, işte ilk olması gibi, Bitcoin aslında farklı bir iddiası var. Yani diğer kripto paralardan çok daha farklı bir şeye iddia ortaya koyuyor Bitcoin. Altının yerine belirgin ölçüde aday olduğunu, yani bir değer saklama aracı olarak kullanılabileceğini, yeri geldiğinde bir ödeme aracı olarak kullanılabileceğini, onun iddiası çok daha başka. Ama diğer kripto paralarda aynı web siteleri, uygulamalar gibi farklı değer önerileri üzerinden, yani Bitcoin'in birebir aynı teknolojisini kullanması gerekmiyor ama onun açtığı yoldan ilerleyerek ve onun sağladığı imkanlarla farklı değer önerileri ortaya koyacaklar. Onların içerisinden çok başarılı olanlar çıkacak. Belki hepimizin yarın öbür gün sosyal medyada kullandığı farklı uygulamaların temellerinde bu kripto paralar olacak. Akıllı kontratlar olacak. Şirketler, koca koca devletler arasında anlaşmalar bu şekilde. Hatta belki bireyler arasında akıllı kontratlarla biz birbirimize borç alıp vereceğiz. Dolayısıyla değer önerisi sunan birçok farklı coin çıkacak. Bunlar inanılmaz değerlenecek. Aynı Uber'in, YouTube'un, Airbnb'nin sıfırdan çıktığı gibi. Ama bu Bitcoin'in değerini azaltmayacak. Ya da Bitcoin'in büyümesi, gelişmesi, gerçekten değer önerisi sunan bu kripto paraların değerini azaltmayacak. O yüzden gelecek bazı kripto paraların yok olduğu ama bazı düzgün değer önerisi sunanların var olduğu ve hayatımızın aslında kripto paralarından ayrı olmadığı ve onların hayatımızın çok önemli bir yerinde durduğu günlere doğru gidiyor. Ben onu buradan gözlemleyebildiğimi düşünüyorum. Özgür Bey, çok teşekkürler. Hep beraber yaşayıp öğreniyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi hemen stüdyomuzdaki konuğumuza dönelim.